Arkadaşlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri paylaşım yapmıyorum çünkü seramız çok sıcak, giremiyoruz içine. Burada havalarda çok fazla sıcak. 47-48 derece. O yüzden çok fazla seraya giremiyoruz. Böyle sabah saatlerinde, erken saatlerinde girmeye çalışıyoruz. Şu şekilde fit begonyalarımız var. Kırmızılar vardı karşıda. Onları kestik. Şimdi de beyazları kesiyorum. Şöyle. Bunları bu şekilde tekrar kesersem fitizleyip tazeleşecek. Şöyle yine diğer çiçekleri kestiğim gibi kesiyorum. Bunlardan 3 çeşit var. Kırmızı, beyaz ve pembe olarak bizde. Kırmızılar kesildi. Karşıda pembeler var. Onlar da kesilecek. Şöyle. Artık sıcakta çiçekleri arkadaşlar bayağı bir şeyini bozdu yani. Çiçekler kendine gelemedi bayağı bir uzun süre. Biraz Ağustos ayı girince hafiften bir değişimler başladı. Çünkü havalar serinledi. Bazı çiçekler sıcaktan eridi. Yani ne kadar gölge atsak da burası çok fazla aşırı sıcak olduğu için seranın sıcaklığı da ekleniyor. Çiçekler gerçekten mahvoluyor arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıklarımdan da çelik alacağım. Sanırım tutarlar artık. Çelikleri aslında biraz daha şöyle Ağustos'un 15'inin geçmesini bekliyoruz ama bunları bir deneyeceğim kesmişken. Çeliklerini alacağım. Her üç renginde. Şimdi diğer çiçeklerimizin siparişlerine geçeceğiz. Katalog gönderdiler. Gelecek sezonun çiçeklerini. Onları seçip onlara sipariş vereceğiz. Şimdiden sipariş vermemiz gerekiyor ki ona göre üretim yapıyorlar fideleri. O sayıya göre üretim yapıyorlar. Bize ona göre çiçek gönderiyorlar. Fidelerimiz İzmir'den, Antalya'dan geliyor arkadaşlar. Çalıştığımız bazı fide firmaları var. Onlardan getirtiyoruz. Çelikten üretebileceklerimizi çelikten üretiyoruz. O şekilde. Tekrardan başa dönülecek. Çiçek sezonu bitti artık burada. Havalar çok sıcak olduğu için çok fazla çiçek alan yok artık. Yani çiçek sezonu en fazla Haziran'a kadar oluyor. Toptancılar falan Haziran'a kadar alıyor. Şimdi seramızda olanı korumaya çalışıyoruz. Yani yeni üretim yapmıyoruz. Sadece böyle tutması kolay, sıcağa dayanıklı çiçeklerde üretim yapıyoruz. Diğerlerini şu anda bekletiyoruz. Kurutmadan, eritmeden elimizde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bunları kesmemin sebebi bu şekilde çok büyüdükleri zaman hem saksıları devriliyor. Çiçekler ayakta duramıyor. Hem de yeni fideler, yeni filizler çıkartacak. Ona göre ben de çeliğini yapacağım. Şimdi bu kestiğimi de denemek için bir çeliklendirme yapacağım ama
Tutar mı bilmiyorum. Tutmayabilir çünkü havalar sıcak. Genelde Ağustos'un 15'inden sonra başlıyoruz çeliklendirmeye. Bir tane portakal fidesi çıkmış arkadaşlar. Portakal ağaçlarımız yakın ya yan tarafta. Şu anda elimizde bulunan çiçeklerden arkadaşlar kasım patlarımız büyüdü artık. Onları çelik yapmıştık, sizlere paylaşmıştım. Fide getirdiklerimiz de vardı. Henüz açmadılar ama açmak üzereler. Çünkü kasım patının satışları şimdi yani Eylül'den itibaren başlıyor. Bu bit begonyalar var. Renkleri cam güzellerimiz var. Diğer o petunya falan bitti artık. Onlar mevsimli çiçek olduğu için petunya çok fazla dayanmaz ve sıcağı hiç sevmiyor çünkü erime yapıyor, kuruyor zaten hemen. Az bir şey kaldı. Onları da kesip diğer bit begonyaların yanına yerleştireceğim bunları. Şeyleri çelik için ayıracağım. Hatta bazıları kökünden şu şekilde erime yapmış arkadaşlar. Çiçekler sıcakla sulandığı zaman da böyle oluyor. Genelde çiçekleri biz akşam suluyoruz. Gün geçtikten sonra, güneş kaybolduktan sonra, yoksa gündüz o sıcakla çiçek sulandığı zaman çiçeklerin hepsi eridi, çiçek kalmaz serada. Siz de eğer evinizde çiçeğiniz varsa güneş kaybolduktan sonra çiçeklerini sulama yaparsanız çiçeklerinizde erime olmaz. Güneşle beraber çiçek sulamayın arkadaşlar. Ya çok sabah erken saatlerde sulayın, etkisini göstermeden
Ya da akşam karanlık olunca sulayıp. Evet arkadaşlar, kestim ve yerledim çeliklerimi. Şurada da çeliklerim birikti. Şimdi onları çelik yapacağım.